Son dakika. Azerbaycan ordusu duyurdu. Peş peşe darbeler, 3 Ermeni İHA'sı düşürüldü. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Ermenistan ordusuna ait 3 insansız hava aracının imha edildiğini bildirdi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre bu gece Ermenistan-Azerbaycan sınırının Tovuz yönünde düşman güçlerine ait 2 İHA imha edildi. Ağdam bölgesi yönünde de bir başka İHA vuruldu. Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de tırmanmaya başlayan ve giderek artan gerginliğin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in davetiyle iki ülkenin bakanları Moskova'ya gitmişti. Moskova'da 9 Ekim'de başlayan görüşme neticesinde Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da insani yardım amaçlı olarak Uluslararası Kızıl Haç Komitesi'nin arabuluculuğu ve kriterleri doğrultusunda esirlerin, tutsakların ve cenazelerin değişimi için ateşkes ilan edilmişti. Ateşkes kararına rağmen Ermenistan saldırıları sonrası bölgede yeniden çatışmalar başladı. Türkiye'nin hamlesi panikletti. Türkiye'nin hamlesi sonrası Almanya ve Fransa'dan küstah çıkış. Ankara'nın Oruç Reis gemisinin Akdeniz'de sismik araştırma faaliyetleri yürüteceğini duyuran yeni bir Navtex ilan etmesinin ertesi günü durumdan rahatsız olan Berlin ve Paris'ten konuyla ilgili skandal açıklamalar geldi. Reuters'a konuşan Alman hükümeti sözcüsü, Türkiye açısından tartışmalı bölgede tekrar aramalara başlamak akılsızca bir hareket olur dedi. Fransa Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Agnes von der Mille de Türkiye'nin taahhütlerini yerine getirmesini ve yeni provokasyonlardan kaçınıp somut iyi niyet kanıtları göstermesini bekliyoruz diye konuştu. Yunan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis'in bugün AB Konseyi Başkanı Charles Michael'la yapacağı telefon görüşmesinde Türkiye'nin Oruç Reis sismik araştırma gemisini tekrar Doğu Akdeniz'e göndermesini ele alacağı belirtildi. Öncesinde Yunan Dışişleri Bakanlığı Türkiye'nin yeni Navtex ilanına bölgede barış ve güvenliğe doğrudan tehdit oluşturan büyük tırmandırma tepkisini gösterirken hükümet sözcüsü Stelios Petsas Türkiye güvenilirlikten yoksun olduğunu kanıtladı dedi. AB liderleri son zirvede Türkiye'nin Doğu Akdeniz enerji kaynakları arama faaliyetlerini durdurmaması halinde yeni yatırımlarla karşılaşacağına dair uyarmıştı. Sırada 15-16 Ekim'de AB zirvesi var. Evet arkadaşlar, videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.